Ama biraz daha bu konuda duyarlı olabilirsek, duyar kasayım. Taylor Swift eşliğinde duyar kastı dersiniz. Şimdi Şahin Boydaş gelecek. Silikon Vadisi'ni anlatacak bize ve büyük ihtimalle buradaki kültür sorunundan bahsedecek. Biraz konuştuk. Bizim Ömer abiyle yeni nesil kafasında sürekli konuştuğumuz Türkiye'deki ekosistemin ekosistem olamaması ve ekosistemcik olarak kalması problemini nasıl çözeriz? Bir de Şahin Bey'den dinleyelim. Yemek arasına çıkınca da World Cup standına uğramayı unutmayın. Sine maksimum bileti veriyorlar. Herkes için var diye tahmin ediyorum. O yüzden yemeğe çıktığınızda World Cup standına uğramayı unutmayın. Şimdi hadi ekosistemimizi nasıl toparlarız? Şahin Bey'den bir dinleyelim. Büyük alkış. Mikrofon yok değil mi? Merhabalar, hoş geldiniz. Ha tamam, saat. Vallahi teşekkür ederim geldiğiniz için. Arkadaşları da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Ben de zaten organizasyonun kalitesinden dolayı geldim açıkçası. Çok da beğendim. Çok da güzel bir üniversite. İlk defa konuşuyorum burada. Buraya gelmeden önce soruları aldım ben. İnsanlar ne merak ediyor Silikon Vadisi ile ilgili. Ve genel sorular hep genelde aynı oluyor. Ben de o yüzden konuşmamı bir beşe böldüm. Şimdi benim açımdan Silikon Vadisi'nin tarihini anlatacağım birazcık. Ondan sonra Silikon Vadisi şu anda ne durumda, nereye gidiyor onu biraz anlatacağım. Ya bir de bunun bize faydası ne yani? Şimdi Silikon Vadisi dediğiniz yer buradan 5000 mil uzakta. Yani bana ne yani, anlatabiliyor muyum? Ama önemli olan bize ne yapabilir, bize ne fayda sağlayabilir? Bir de Silikon Vadisi neden başarılı? Yani adamlar orada neyi doğru yapıyor? Biz neyi doğru yapabiliriz? Onu anlatacağım. Bir de en çok gelen soru, ben oraya nasıl giderim? Değil mi? Herkes oraya gitmek istiyor yani. Bunu anlatacağım size. Şimdi burada kaç kişi birinci sınıf, ikinci sınıf? Kaç kişinin hayatını kurtarabiliriz ona bakıyorum aslında. Kaç kişi 3-4? Süper. Sizler yandınız diyormuşum. Kaç kişi bilgisayar mühendisi? Süper. Kaç kişi yurt dışına gitmek istiyor? Bu soru çok ilginç ya. Bu her sene artıyor. Şimdi biraz değiştiriyorum sunumu kafada da, bir dakika. Kaç kişi bilgisayar mühendisi? Diğerleriniz ne? İşletme falan mısınız? Elektrik, elektronik, işletme. Çoğu işletme mi? İktisat, tamam. Kaç kişi kendi startup'ını yapmak istiyor? Tamam. Kaç diğerleri ne yapmak istiyor? Bir yerde çalışmak istiyor değil mi? Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Ben muhtemelen 30-40 dakika kadar konuşacağım. Sonra soru cevap alalım. Tamam mı? Şimdi Silikon Vadisi'nin ilginç bir özelliği var. Bu Amerika'nın özelliği ve oradaki insanın özelliği. Ve siz de hayatınıza uygulayabileceğiniz bir şey. Amerika sosyal mühendislikte mükemmel bir yapı. Bu ne demek? Silikon Vadisi aslında teknolojinin merkezi. Değil mi? Ama Amerika'da bir şey merkezi olan yüzlerce yer var. Mesela Ramazan öncesi söylenmez bu ama Kaliforniya'da şarabın merkezi. Kaliforniya. Tarımın merkezi Kaliforniya. Hollywood nerede? Kaliforniya'da. Teknolojinin merkezi ne? Kaliforniya'da. Gaylerin merkezi nerede? Kaliforniya'da. Yani adamların yapabildiği şey, Wall Street nerede? Finans merkezi New York'ta. Savunma sanayi nerede? Connecticut'ta. Bu da Ramazan önce söylenmez. Kumar nerede? Las Vegas'ta. Tamam mı? Her eyalette mesela Coca-Cola var burada, Pepsi var. İçeceğin merkezi ne? Atlanta. Şimdi adamlar bunu yaratabiliyorlar. Bunu da niye yaratıyorlar? Bir nedenden aslında. Yani gerçek özünde bir tane neden var. Adamlar konularında o kadar uzmanlaşıyorlar ki, bizim bu memlekette şöyle bu olay. Bir tane holdinge bakıyorsunuz, adam 10 tane iş yapıyor. Ben burada onu şöyle diyorum. Türkiye'de insanlar 10 işi bir kalitede yapıyor. Orada insanlar bir işi 10 kalitede yapıyor. Yani arada 100 fark var yani. Değil mi? Burada 10 işi bir kalitede yapıyorsan, orada bir işi 10 kalitede yapıyorsan 100 kat fark yaratıyor insanlar. Ve insanlar şunu biliyor. Sen ne kadar öğrendikçe o kadar bilgisiz olduğunu öğreniyor insan. Tabii egon düşükse.
ondan sonra şeyi anlıyorsun. Ya benim yapabileceğim alan kısıtlı. Ben gideyim benim gibi benim bilmediğim bir alanda başka bir adamla ortak çalışmaya başlayayım diyorsun. Ve bu insanların ortak takım çalışması da çok iyi. O zaman da bir merkezde toplanmaya başlıyor bu insanlar. Merkezde toplanınca ne oluyor? Para oraya gelmeye başlıyor. Avukatlar oraya gelmeye başlıyor. İşte sektör oluşmaya başlıyor. Yani mesela Silikon Vadisi o kadar ilginç bir yer ki. Page Mill Road diye bir yer, şöyle aslında Stanford var. Sand Hill Road denen bir yer var. Bütün yatırımcılar orada. Bütün hepsi. Stanford var ortada. Bir de burada da şey var, avukatlık firmaları var. Çünkü adam ne yapıyor? İşte yatırımcı geliyor, startuplara para veriyor ya da işte oradaki startupları geliştirmeye çalışıyor. Avukatlar da onu satıyor birine yani genel sistem. Ve bunun bütün etrafında da startuplar var. Çünkü orada orası kutup olmuş, merkez olmuş. Aslında teknoloji onun bir tanesi. Ya burada şeyden ne, bunun da nedeni uzman olmaktan geçiyor. Ya herkes orada konusunda uzman oluyor. Uzman olduğu için de ne oluyor? Uzman olan yazılımcı var. Adam yatırım için yatırım uzmanları oluşmaya başlıyor. Ve adamlar konularını o kadar iyi yapıyorlar ki ve bundan 10 tane adam, 20 tane adam bir araya geldiğinde müthiş bir değer oluşturuyor. Ve buna gidiyor milyarlarca dolara satabiliyor. Genel Silikon Vadisi'nin en temel özelliği bu. Şimdi Türkiye'de neden Silikon Vadisi olmaz? Ha bir de şöyle bir şey var garip bir şekilde. Bir konunun bir uzmanı da yok. Hangi konuyu seçersen o konuda en az 50 tane de adam var. Çünkü o kadar büyük ki orası. Yani şimdi buraya gidiyorsun. Yani bir konuda bir uzman var. Hani o da gerçekten onun uzmanı ama kalan 25 konuda da kendini uzman zannediyor. Ve o adamla başka bir adamı bir araya getirmek de mümkün değil. Şimdi o yüzden de takım çalışması yapıp büyük iş çıkmıyor. Tamam mı? Yani Silikon Vadisi'de geçmişte böyle olmuş. Ne olmuş? Adamlar ilk patladığı yer adamlar semiconductor'ı keşfetmişler. Yani bilgisayar çipini keşfetmişler. Bilgisayar çipine demişler ki ya bizim buna yatırım bulmamız lazım demişler. Bir tane Intel'in kurucusu Andrew Gore diye bir adam bu. Ve yatırım bulamamış adamlar. Yani New York'a gitmişler, bankalara gitmişler. Çünkü para vermemiş ona insanlar. Çünkü o riske girmek istememişler. Arthur Rock diye bir adam da dünyada ilk venture capital'ı kuruyor. Diyor ki ben bu işe inanıyorum ama o zaman o yatırımcı da aynı zamanda elektrikçi bilgisayar mühendisi. İşi anlıyor. Diyor ki bu çok büyük olacak diyor. Ve oradan bu yapıdan uzman adam, işi bilen yatırımcı bir sektör oluşuyor. Bir de onlar sektöre bakarken genelde şöyle bakıyorlar. Yani biz bir işi yapalım ve onun pazar lideri olalım. Herkes buna bakıyor. Pazar lideri olacak ve pazar lideri olmak için hep büyük vizyon, çok çalışma ve iyi bir ekip toplama. Bunlar da bir araya geldiği zaman matematiksel olarak orada bir başarı doğuyor. Şimdi Silikon Vadisi'nin geldiği noktada şöyle bir şey var. Bu çok ilginç bence. 200-300 tane unicorn denen startup var. Unicorn şu demek, milyar doların değerinde. Ha bu gerçek değer değil bu arada, sanal değer. Yani bir investor geliyor diyor ki bizim değerimiz bu kadar basit değil ama işte sizin değeriniz 300 milyon dolar olsun, ben 50 milyon dolar yatırım yapacağım. Bakıyorsun şirketin değeri 300 milyon dolar ama o gerçek bir değer değil. Ya yani adam gidip o kadar kâr etmiyor gerçekten. Ama değer bu. Değerledikleri değer. Yani işte Uber haftaya IPO yapıyor. İşte Uber'ın değeri 80 milyar dolar. Uber 1 milyar zarar eden bir şirket. Ama gelecek değeri o. Şimdi önemli değil o. 300 tane startup'ın %65'i yabancı kurucu. Amerikalı değil bu arada. %65'i yurt dışından gelmiş insanlar. Bunun içinde Türk tabi az, Türk yok hatta pardon. İşte Avrupalı, Hindistanlı, Çinli, birkaç tane Afrikalı. Çünkü unicornlarda çalışan mühendislere bakıyorsunuz, yeni kurulanların %80'i yabancı. Ve bunun da nedeni şu. Şu anda Silikon Vadisi'nde o kadar çok para var ki, yani orada, burada şimdi Ömer abiyle konuşuyordum. Orada siz iyi bir startupsanız,
100 milyon dolar altındaki bir fonu ziyaret etmiyorsunuz. Yani gitmiyorsun oraya çünkü o adam sana bir fayda sağlayamaz. Ama Türkiye'deki bütün fonların toplamı, birkaç tane ekstremiz dışarı söyleyeyim, 30-40 milyon dolar yani. Bizim 100 milyon dolar fon olan adam sayısı herhalde böyle 20 bin tane falandır yani. Şimdi böyle olunca o kadar çok para pompalanıyor ki, o kadar çok exit oluyor ki ve o kadar çok startup büyüyor. Bunun bana faydası, size faydası ne? Mühendis açığı var. Ve işin o kadar garip ki bu. Ben öyle diyorum, 1 milyon mühendisi getir, hepsi iş bulur. Tabii belli bir kalitesi olacak mutlaka. 1 milyon mühendisin hepsi iş bulur. Ve o 1 milyon insanın getirdiği verimlilikle 1-2 milyon insan daha iş bulur Silikon Vadisi'nde. Şimdi bir de daha ilginç bir şey oluyor dünyada, trend. Bu da bana faydası ne kısmından anlatıyorum. İlk defa geçen sene, pardon 2 sene önce, bilgisayar mühendisi olmayan insanlar, bilgisayar mühendisi olan insanlardan 8 bin dolar daha fazla maaş almaya başladılar. Yani kendi kendini öğrenmiş adam. Çünkü bilgisayar ve teknolojiyi zaten okuldan öğrenemezsin. Bu imkansız bir şey. Çünkü zaten okulun öğrettiği dersler buna uygun değil. Zaten çok fazla değişiyor. Ve bunun yanında teknik olmayan insanların sayısı da her geçen gün artıyor. Çünkü burada şu var. Silikon Vadisi'nin en büyük özelliği, unicornlara baktığınız zaman, yani orada milyar dolar olmuş 300 firmanın kurucularının %98'i daha önceden o işle ilgili hiçbir şey yapmamışlar. Sıfır bilgileri var. Bak sıfır. Adam, ben mesela kendi işlerime bakıyorum. İşte Movilala'yı yaptık, Sticker Mojilala'yı yaptık, Leo'yu yaptık. Yani ben hayatımda sinemayla ilgili hiçbir şey yapmamıştım. Hayatımda sticker'la ilgili hiçbir şey yapmamıştım. Çünkü adamlar garip bir şekilde bizde olabilecek bir şey, adamlar yapabileceğine çok inanıyorlar. Bence en önemli şeylerden biri o. İnsanlar kendilerini çok iyi tanıyorlar ve yapabileceklerine inanıyorlar ve insanlar orada ona para veriyorlar. Yani çok ilginç bir şey. Yani inanca para veriyor aslında adam garip bir şekilde. Çünkü sen dediğin zaman ben bunu yapacağım ve gerçekten yapmak isteyince bütün geri kalan şeylerin öğreniyorsun zaten. Yani bizim için bence önemli olan, sizler için önemli olan, yani yapacağınız şeye çok inanacaksınız. Ama buna da böyle körü körüne dogmatik inanmamak lazım. Yani ondan sonra inandığınız şeyi devamlı sorgulayıp devamlı da geliştirmeniz lazım o konuda uzmanlaşmak için. Hangi konuyu yaparsanız yapın yani. Bir de artık o kadar çok binlerce konu var ki ben şeyi görmeye başlıyorum. Mesela bir arkadaşım oluyor, yeni gelmiş Silikon Vadisi'ne. Mesela çocuk infografik yapmaya başlıyor. Bir anda böyle 3 sene sonra infografik uzmanı oluyor. İşte biri oyunlaştırmayla ilgili bir şey yapıyor. 3-4 sene sonra onun uzmanı oluyor. Çünkü artık her konuda derinleşme olmaya başlıyor ve işin ilginç olanı, bunları yapan insanlar daha önceden bunu yapmamışlar. Dediğim gibi sıfır. Peki bunu nasıl yapıyor adam? Adam gerçekten gece gündüz okuyor. Gece gündüz bunu yapacağına inanıyor. Gece gündüz o konuda derinleşiyor ve o konudaki bütün literatürü tarıyor. Ve öğrenebilme yeteneğini öğreniyor insanlar orada. Şimdi bizim en büyük problemimiz, garip bir şekilde kültür genimizde var bu. Bize bir şeyi hocanın öğretmesini bekliyoruz. Hazıra konuyoruz. Çünkü ben görüyorum bazen böyle çocuklar var, 9 yaşında annesi yediriyor onu yani. Ne yapıyorsun ya? Orada bakıyorsun 1,5 yaşında çocuk var, kendi yemeği öğreniyor yani. Şimdi bizlerin ilk başta geliştirmesi gereken şey, sevdiğin konuyu bulman lazım. Sevdiğin konuyu bilmiyorsan da yapman gereken şey, ya aklına gelecek her şeyi incelemeye çalış. Ondan sonra senin kalbine en sevdiğini düşündüğün, en yetenekli olduğun konuyu seç, üzerine git. Ondan sonra onda sen ne kadar derinleştikçe o konuda doğru bir derinleşme mi, para var mı, bir şey yapabilir miyim? Ve genelde insanlar orada girişimciliği bir trend, bir özentilikten değil, adam diyor ki ben bu sorunu çözmek istiyorum diyor.
Ben bir sorunu çözmek istediği için adam startup kuruyor. Burada bakıyorum. Adam niye startup kuruyorsun? Startup güzel bir şey diyor ya. Yani hani çünkü neden kendini tanımıyor? Adam kendini tanısa, ne yapacağını biliyor olsa gidip doğru şeyi seçer. Şimdi inanç var dedik. İnsanlar sevdi, uzmanlaşmıyor insanlar. Eyvallah. Bir de bunun üzerine dünya artık remote'a gidiyor. Yani bu şu oluyor. Çok ilginç bir şey bu. Buradaki herkes, her biriniz bir sene, 1,5 sene kafaya koysanız Silikon Vadisi'nde iş bulursunuz. Ve ben bunun defalarca örneğini gördüm. Bizim şirkette de çalışan adam 4. senesini doldurunca ben onu startup'a sokuyorum zaten. Git başka bir startup'a gir diyorum. Buna inanmasam bile şöyle diyorum. Bu çok ilginç bir şey. Silikon Vadisi tarzında belli bir standartın üzerinde bir startup'a girdiğin zaman aldığın remote'un aldığı maaş $80,000. Ne kadar ediyor? 400 bin TL değil mi? Bu giriş maaşı bu arada. Benim arkadaşlarım var, $450,000 maaşı reddediyor herif. Girmiyor herif o paraya. Türkiye'de bank burada gelirken gazete aldım bir tane. Genel müdür yardımcısı maaşlarını yazıyorlar. Adam o kadar kazanmıyor yani. Şimdi demek ki yani şunu düşünüyorum. Şu adam genel müdürüne baktım. Genel müdür arasına. Adam gerçekten hastalanmış, yaşlanmış. O kadar politika bilmem neyle uğraşmaktan adam böyle şişmanlamış, tamam mı? Ve 30 sene vermiş o işe. Senin diğer tarafta herif hackathon'dan çıkmış. Bir iki şey öğrenmiş. Bir oranın kültürünü öğrenmiş ve adamdan daha çok maaş alıyor. Yani rasyonel bir insansanız zaten çok basit. Rasyonelsen bunu yap zaten yani. Değil mi? Çünkü bakıyorsun adam 1 milyon mühendis arıyor. Sana verecek angelist.co. Girin bakın angel.co. Oradan bakın 30-40 bin tane startup iş arıyor. Onlar verdikleri paranın ortalamasını da yazıyorlar bu arada. Hepsi 100 bin-140 bindir maaşlar. Ve der ki remote okay. Mesela bizim ekibe bakıyorsun. Benim ekibimde Rusya'da adam var. İngiltere'de adam var. Türkiye'de adamlar var. Ve canavar gibi herkes çalışıyor ve daha iyi çalışıyor. Ama oranın kültüründe adam oturarak çalışabiliyor. Bizde çalışamıyor oturarak. Şimdi onun kültürünü öğrenmek zor mu? Hayır, o da çok basit. Onunla ilgili de, bir de yazılımcıların bence yani teknoloji dünyasında şöyle bir şey var, orada özellikle, aklınıza gelebilecek her konuda literatür var. Yani diyeceksin ki ben ne yapmak istiyorum? İşte soru vardı. Akıllı cihazlarla ilgili işte yazılım yazmak istiyorum. Ya bununla ilgili 10 bin tane yazı var ya. 10 bin tane video var, 100 bin tane makale yazılmış. Tamam, ne aratırsan da var yani. Ve bir tane Afrika'da startup var, Andela diye. Ben çok severim o startup'ı. Adamlar Afrika gibi bir ülkede, 100 bin insan arasında tabii bu, 1000 tane adam buluyorlar. O 1000 tane adamı 6 ay içinde Silikon Vadisi seviyesine getirebiliyorlar. Karakter olarak ve bilgi olarak. Ve o adamlar da bir anda çalışmaya başlayabiliyor. Yani burada aslında saat kaç oldu ya, bir dakika. Neyse. Burada da bence siz yani bu konuşma, ben şey hep düşünüyorum. Üniversitede buraya gelen konuşmacılardan hatırladığım var mı? Genelde olmuyor hatırladığım ama buradan dışarı çıktığınızda bir şey hatırlamanız gerekiyorsa buradaki fırsatı hatırlamaya çalışın. Tamam mı? Buradaki fırsat da nedir? Herkes için. Hele birinci, ikinci, üçüncü sınıflardaki şeyler için. Ya Türkiye'de 5 sene, 10 sene çalışacağına ve buradan kazanacağın parayı hesapla. İşte bakıyorsun burada en iyi mühendis 10.000 TL falan alıyor. 12.000 TL. Mesela uçakta giderken IBM'den bir çocuk vardı diğer tarafta. 12.000 TL maaş alıyormuş. 12.000 TL maaş alıyor adam işte 6-7 sene sonra. Ya sen 2 sene, 1 sene harcadın, Silikon Vadisi adam oldun, hadi kötüsün $60,000 işe başladın, 10 sene sonra alacağın para $140,000 yani. Oturup hesapla, adamın bütün Türkiye'de kazanacağı paradan daha fazla para kazanacaksın yani. O zaman da şunu düşünmeye başlayın yani, ben kendimi bu konuda geliştirebilir miyim? Kesinlikle geliştirebilirim.
Burada hangi alansa bu, herkesin çalıştığı alan farklı. Bu alanı öğrenebilir miyim? Öğrenebilirim. Bir de bu arada şöyle ilginç bir şey oldu. Son 2-3 sene önce başladı bu trend. Google, Facebook, Apple şey istiyordu. Bilgisayar mühendisi zorunluluğu tutuyordu. Bütün bu firmalar iş ilanlarında Bachelor Degree in Engineering ya da Electronics diyordu. Onu kaldırdılar. Artık üniversite bilgisayar mühendisi olmana gerek yok teknoloji firmalarına girmen için. Geçen sene aynı anda Apple, Twitter, Facebook, Google üniversite mezunu zorunluluğunu da kaldırdılar. Çünkü adam dataya bakıyor. Yani o artık hepsi bunların 10-20 senelik şirketler olmuş. Üniversite mezunu olmayan adam daha başarılı olabiliyor çoğu zaman da yani. Demek ki yani 150 bin dolar maaş almak için üniversite mezunu olmana gerek yok. Kendi kendine öğrenen adam olma şansı, yani kendi kendine öğreniyorsan matematiksel olarak onu başarma şansın daha kolay. Ve 1-2 senede yapabileceğin şey. Aklınızda sadece bu kalsın bence. Bakayım başka konuşacağım. Biraz hızlı gittim. Şimdi Silikon Vadisi'ne nasıl gelinir sorusu var bence. İnsanların çok merak ettiği soru. Bu bence çok basit bir şey ya. Yani gerçekten çok basit bir şey. Çünkü bununla ilgili gene yüzlerce makale var, yüzlerce site var. Mesela Remote OK diye bir site var. Remotive diye bir site var. Şimdi bizim Türk insanının şöyle bir özelliği var. Bir şeye inanması için onu yapmış diğer insanları görmesi gerekiyor. Bizim öz inci kültürü diyorum. İnci profiterol var ya, öz inci kültürü. Hemen biz kopyalamaya çalışıyoruz. Bu arada insanın psikolojisi de böyle. Bununla ilgili çok basit bir örnek vereyim. İnsanoğluna şöyle bir şey demişler. 100 metreyi 10 saniyenin altında koşabilmek imkansız demişler. Ve bunu insanlar, yani onlarca, binlerce doktor, bilim adamı demiş ki insanın vücudu 10 saniyeyi 100 metreyi 10 saniye altında koşamaz demiş. Verilmiş bu. Herkes bunu biliyor. Bir adam bir geçiyor bunu, ertesi yıl 28 adam geçiyor. Şimdi siz Silikon Vadisi'ne gitmek istiyorsanız, yurt dışına gitmek istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey ne? Bir tane site var, hatırlamıyorum şimdi adını. İnternette yurt dışına gitmiş insanların röportajlarını koymuş. Ama böyle senin benim gibi bir mühendis yani. Adam diyor işte ben üniversitede okuyordum. İşte CV'mi hazırladım, bunları okuyun mesela bence. Yani diğer adamları görün, o adamı görünce diyeceksiniz ki ya bunu ben de yaparım ki yani bu adam bunu yapabildiyse rahat rahat ben de yaparım diyeceksin. Bunu deyin kafanızda, bunları okuyun. Bizim çünkü Türk insanında bu var ya, hafif biraz kıskançlık, biraz ben de yapabilirim, özgüven, ondan daha iyi mantığı var. Ve bununla ilgili biraz okuduktan sonra şeyi demeye başlıyorsun, ya bunu ben de yapabilirim demeye başlıyorsun. Ve onun üzerine sen konuda uzmanlaştıkça şeyi demeye başlıyorsun. Ya ben Amerika'da işi nasıl bulurum? Amerika'da nasıl iş bulurum mu? İngilizce, Google.com.tr'de değil. Google.com'da arattığın zaman gene binlerce kaynak var. Binlerce kaynakta yöntemleri söylüyor. Benim inancım en başta oradaki bir startup'a nasıl mail atacağınızı öğreneceksiniz. Oradaki startup'la ki hangi insanlara mail atmayı öğreneceksiniz. Ondan sonra orada bence hafif bir internship, uzaktan bir çalışma işi buluyor genelde insanlar. Yani genel pattern bu. Ondan sonra o firmayı kendini sevdiriyor. Çünkü biz Türkler çok çalışkan insanlarız aslında gerçekte çalıştığımız zaman. Ondan sonra o şirket ona para vermeye başlıyor. Ve o şirkette o ilerliyor. O şirkette genelde ya o şirkette kalıyor. Çünkü insanlar Silikon Vadisi 2 senede bir iş değiştiriyor ortalama. Niye değiştirmesin ki yani? Daha yüksek maaş veren adam var zaten. Ondan sonra başka startup'a giriyor. Başka startup'a girdikten sonra da şunu yapabiliyor. Zaten startup'lar insanları oraya getirmek istiyor. Çünkü senin ne kadar lokal mühendisin varsa değerin o kadar artıyor. Mesela benim işte advise ettiğim çok fazla startup var Amerika'da. Adam mesela yani sürekli insan getiriyorlar. Green Card'a başvuruyorlar, H-1B'ye başvuruyorlar, J-1 vizesine başvuruyorlar, E-2 vizesine başvuruyorlar. Ama o adam onu o adam için yapmak istiyor. İşte o konuma gelmek lazım. Ve ondan sonra da işte oraya geliyor insanlar genelde. Oradan sonra da zaten önü genelde açık oluyor. Yapabileceği çok fazla şey oluyor. Yani
Silikon Vadisi'ne gitmek ne kadar zor gibi gözükse de aslında sistematik olarak baktığınızda çok kolay bir şey. Gerçekten çok kolay bir şey. Yani çünkü şeye bakıyorum ben, dünyanın en çok gelinen memleketi. Ben Cupertino'da yaşıyorum, Apple'ın merkezinin olduğu bir şehir. Ya eşim yabancı, eşimle yürürken ya bir tane İngilizce konuşan adam yok ya memlekette. Bizim orada ya Çinlidir ya Hindistanlıdır yani. Yani bu diyorum ki içimde, ya bu adamlar geldiyse herkes gelebilir buraya yani. Ya adamlar, yani startup'a gidiyorsunuz mesela, bir firmaya gidiyorsunuz, partnership yapacaksınız, bir şey orada bir ortak bir çalışma yapacaksınız. Karşınızdaki adamın ben İngilizcesini anlamıyorum çoğu zaman yani. Benim Amerikalı co-founder'ım onun İngilizcesini hiç anlamıyor yani. Ama adam oraya gelmiş, bir şekilde yazısı güzel, iyi mühendis olmuş. Bir de talep tabii çok fazla olduğu için oraya gelmeyi başarmış. Ve bu kadar ilginç ki, yani binlerce Çinli, binlerce Hindistanlı var. Orana bakıyorsunuz yani, inanılmaz Hindistanlı, inanılmaz Çinli. Biraz Rus var. Biz Türkler bence çok azız orada. Ve bunu arttırmamız lazım. Çünkü bizim insanımızın çoğu şunu düşünüyor. Ya ben oraya işe giremem diyor. Çoğunun kafasında böyle garip bir şekilde bu benim zamanımda Oktay Sinanoğlu diye bir adam vardı. Belki politik olduğu söylemem lazım ama o adam hep şey derdi yani, bizim aşağılık kompleksimiz vardı derdi yani. Bizim gerçekten böyle bir inanç düşüklüğümüz var yani. Ama bakıyorsunuz startupları, buna bakın. Herhangi bir startup'ın sayfasına girin. Takıma bakın. Ya çoğunda bir tane Amerikalı yok ya. Hepsi ya Hindistanlı ya Çinli ya işte Avrupa'dan birkaç tane adam var, birkaç tane Afrikalı var. Google'ın şeyine bakıyorsunuz, executive board'una bakıyorsunuz, hepsi yabancı. Ya artık dünya bu son 3-4 sene içinde tamamen remote ve tamamen işini bilmeyen, yeni başlayan ve tamamen Amerikalı olmayan insanlar tarafından olan bir sistem olmaya başlıyor. Ne oluyor o zaman? Biz Türkler bence çok akıllı insanlarız. Genlerimizde girişimcilik var bence. Bizim için çok büyük bir şans bu. Bence müthiş bir şans. O yüzden de bana şey geliyor yani, bunu değerlendirmemek de çok saçma geliyor. Mutlaka değerlendirmeye çalışın bunu hayatınızda. Ben bu kadar konuşacağım. Bundan sonra soru cevap yapmak istiyorum. İster misiniz? Soruları almaya başlayalım mı? Nasıl oluyor? Mikrofon mu gezdiriyorsunuz? Kim soru sormak istiyor? Hadi utanmayın, biriniz başlayın. Sen başla. Tamam, kim başlasın? Evet. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Nasıl? Daha mı kolay, daha mı zor? Ailecek yaşıyorsunuz maşallah. Sağ olun. Ya orada yaşantı çok kolay. Evet. Yani hani ben şunu diyorum, ben burada 4 tane firma kurdum, 15 yaşında başlamıştım. Maşallah. İlk ve şunu net söyleyebiliyorum yani, burada 3 ileri 2.99 geri gidiyorsun. Yani 0.1 gitmiş oluyorsun hayattaki her şeyde. Ve burada her şey çok zor. Nedeni insanla uğraşıyoruz biz. Yani insanla uğraşmaktan işle uğraşamıyor insanlar. Evet. Orada kimse insanla uğraşmıyor. Sıfır. Çünkü onu yapıyorsan onun adı drama queen deniyor. Yani drama çıkaran insan. Ve toksit insan diyorlar. Hemen işten çıkarıyorlar. Çünkü orada tabii orada şey yok yani. Hani bizdeki böyle sohbet, muhabbet, işte böyle senin için bir sürü şey yapan arkadaş, onlar yok. O Silikon Vadisi özellikle olan yerde herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Her gün yüzlerce meetup var. Yüzlerce ama. Yani geçemezsiniz o kadar çok. Herkes bir şey öğreniyor, öğretiyor. Ve hayat çok kolay yani. Drama sıfır. Hiçbir problem yani. Buraya gidiyorum ya, sürekli insanlar sokakta bağırıyorlar. Sürekli bir kavga. Bir de orada en önemli şey ne biliyor musunuz? İnsanlar size güveniyor. Yani en başta güveniyor. Burada kimse size güvenmiyor. Sen kendini güvendirmeye çalışıyorsun. Ya bu işte amca oğlu vardır. Ya geldiğin memlekettir. Bizim orada mesela bu çok oluyor. Bu aralar çok gidip geliyoruz Google'a. Toplantılar 30 dakika.
Yani adama diyoruz ya biraz uzun konuşmamız lazım bizim. Bir saatlik toplantı yapabilir miyiz diyoruz. Yok. Çünkü 30 dakika zaten toplantı odasına giriyorsunuz. Bir sonraki toplantı orada var. Bu ne demek? İş verimliliği var. Ya yani adamla şunu konuşmuyorsun. Yani nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Memleketin nere? Hafta sonu ne yaptın? Ne iş yaptın? Nasılsın? İyi misin? Böyle bir şey yok ya. Oturuyorsun. Tık 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 konuşuyor. Çünkü o benim iş, hayat arkadaşım değil ki. İş arkadaşım. Bir de insanlar orada neyi, ne zaman, kimle yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani adam arkadaşınsa sen arkadaşına iş konuşmazsın. Arkadaşınla gezmeye gidersin, geyik yaparsın. İşse iş konuşursun arkadaşın, iş ortamında. O yüzden hayat özellikle Silikon Vadisi gibi bir yerde, Kaliforniya'da, tabii hayat insanın nasıl hissettiğiyle ilgili bir şeydir. Sen hayatı burada cehennem de yaparsın, cennet de yaparsın. Ama orada cennet yapabilmek için elinde daha çok şey var. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Başka soru? Yok, sen sor abi. Bir daha nerede bulacaksınız beni? şimdi o da şöyle... bizim şirkette çalışıyor. Hile yaptım yani. Denizli'de konuşmaya gitmiştim. CV'sini verenlerden biriydi. Bir de defalarca mail attın, değil mi? Bugün tanışıyorum ilk defa. 4 aydır neredeyse 2 günde bir konuşuyoruz, değil mi? Sor. Şimdi Silikon Vadisi, Silikon Vadisi diyoruz ama bizde şöyle bir sorun var. Toplum olarak ailelerimize bağlı bir yapımız var Türkler evet. olarak. Siz bunun üstesinden nasıl geldiniz? Yani buradan Silikon Vadisi'ne gittiğimizde o aile yapısından evet, kopmamız, evet. arkamızı bırakmamız gerekiyor. Evet, ne yazık ki o öyle. Gurbette olmanın şeyi bu. Bir insan ailesine önem veriyorsa burada kalması lazım bence. Benim annem babam ayrıydı. Hani böyle çok müthiş bir öyle bir aile ortamım yoktu. Rahattım o yüzden. Bir de şeye baktım yani ailemde problemden başka bir şey değil. Amcaoğlu bunu demiş, teyzeoğlu bu demiş. Teyze bana ne bunlardan ya? Ben şeyi seviyorum yani dünya için bir katkım olsun diye düşünüyordum. Zaten Silikon Vadisi'ne gidip çalışmak istiyorsan kafanda bu olması lazım. Dünya için bir şey üretmem lazım. Hayat önceliğinin bu olması lazım. Ya hayat önceliğinin aileden ziyade, bu tabii kendi aileni kurmayacaksın anlamına gelmiyor. Hayat önceliğinin aile ve çevreden önce ürün ve dünya için bir şey yapıyor olman lazım. Bu işe zaten oraya gidiyor insanlar. Ve Silikon Vadisi'nde ben şey diyorum, para bulursun, milyoner olursun, her şeyi yaparsın, arkadaş bulmak en zor şeydir Silikon Vadisi'nde. Çünkü kimse arkadaş olmak istemiyor. Herkesin işi gücü var ya. Adamın open source projesi var. Adamın garajında yaptığı bir şey var. Ya da adamın bir gittiği meetup var. Kendini geliştiriyor. Ya Amerika genel olarak yalnız bir yer. Ve onu atlatabilmenin tek yolu yaptığın işi severek ve yaptığın iş hayatının önceliği olacak yani. Bunun cevabı bu kadar basit aslında. O yüzden ailesini seven adam ve ailesine benzin mesela 48 kişiyi getirdim ben oraya, dolaylı ve direkt. Mesela bir tane çocuk var, çok seviyordum, çok başarılıydı. Abi annesiyle konuşuyor günde 2 saat. Ya ben dedim değmez ki burada olmana yani annenle 2 saat her gün konuşuyorsan. Yani annene yazık, sana yazık yani. Dön Türkiye'ye yani. Ve öyle olması lazım bence. Çünkü duygusal bağ her zaman analitik beyin bağından gönül bağı daha önemlidir. Yani ne para için değer... ne başka bir şey için değer. Ama sen hissediyorsan ki ben dünyaya faydalı olacağım, insanlığa faydalı olacağım, bir şeyler yapacağım, değişik bir şey yapacağım, o zaman yerin orası. Soru? Hoş bulduk. Hocam sorum, Silikon Vadisi'nde veya Amerika'da yapılan projelere oranın toplumu destek veriyor mu psikolojik ve etik açıdan? Evet, çok güzel bir soru. Bu da gene fokuslanmayla ilgili bir şey. Benim okuduğum gazete teknoloji gazetesi. Yani toplumun desteğinden bize ne? Şimdi Amerika'nın geneli, yani Silikon Vadisi'ni tut, 40 kilometre çevresi Silikon Vadisi'dir. Kalan herkes nefret eder.
Çünkü ben şunu yaşadım. Eşimin babası gazete yokuyor, küfür ediyordu bize yani. Çünkü görüyor 25 yaşındaki adam milyoner olmuş. 30 yaşındaki adam milyarder olmuş. Dünyada o şey, bir arkadaşım şey diyor ona, Matrix'te bir bozukluk var orada diyor, tamam mı? Ya o yüzden dünyada kimse sevmiyor zaten. Yani o yüzden destek meslek yok dünyadan yani. Ama adam ucuz ürün, kapitalizm, yaşadığımız bu gerçeklikte kapitalizm, ucuz ürün, kaliteli ürün, hızlı ürün her zaman kazanır. Her zaman. Yani bunu engellemenin yolu yok. Bu ne demek? Amerika'daki en büyük işlere bakıyorsun, kamyon şoförlüğü. Kasalarda çalışıyor, call center'da çalışıyor, markette çalışıyor, tamam mı? Ben şimdi Silikon Vadisi'ne, San Francisco'ya 6 sene önce gittiğimde 1-2 tane kendi kendine giden araba görüyordum. Hemen selfie yapıyordum. Şimdi yani Starbucks'tan çık bir tane kendi kendine giden araba var. Bu ne demek? Şoförlerin hepsi gitti 20 sene sonra. Kasaların hepsi otomatik oluyor. Hepsi gitti. Call center'da ben artık konuştuğum zaman robot musun diye soruyorum. O kadar iyileşmeye başladı yani. Bütün call center'lar gitti. Bunu yapan bir toplum yapısını dünyada kimse sevmez abi. Ve herkes de bunu biliyor, kimse de sevmiyor. Destek var mı? Orada şöyle bir kavram yok. Devlet baba bana destek versin. Bahane kültürü yok abi orada. Bak biz her şeyde bahane kültürümüz var ya. Adam geç kalmış, bana hayat hikaye, bizim ilk mühendisler işe girdiği zaman adama ben derim ki işte bilerek yapıyorum bunu. Pazartesi günü bana bunu ver derim. Ama bugün salı. Ondan sonra yapamayacağını da bilirim. Çünkü yapamayacağı bir iş veririm. Niye yapamadın dediğim zaman adam bana böyle hikaye anlatıyor ya. İşte yok erkek arkadaşımın bilgisayarı bozulmuştu, onu tamire vermişim de şuraya gitmişim de ne yapıyorsun yani? Orada bahane kültürü yok. Çünkü adam paraya mı ihtiyacı var, gider onu bulur. Ha, Kurtuluş Savaşı mantığı aslında bizdeki. O milli ruh, 15 Temmuz ruhunu herif her gün içinde yaşıyor. Çünkü inanıyor. Tamam mı? O yüzden de kimsenin destek, bana kimse destek vermez. Zaten istemiyorum ki kimsenin desteğini, bana ne yani? Ama şeyi yapıyorsun işte, yatırım mı bulacağım? Benim co-founder'ımın makalesi var, entrepreneur.com'da yazdık, Inc'de ve Entrepreneur'da. Biz 400 tane investor'a gittik, 40 tane yatırım aldık. Abi uzun 360 tane adam hayır dedi bize ya. Sen yani burada egosu olan adam bunu yapabilir mi? Sen birisine bir şey anlatıyorsun, 360 tane adam sana zaten desteklemiyor. By default %90 adam zaten seni desteklemeyecek. Ki bu normalde %95. Zaten girişimcinin en önemli özelliği biraz buna sağır olman lazım. Tamam mı? Ve destek asla beklememen lazım. Kendi kendine öğrenme. İkinci, çok teşekkürler. Evet. Bir hızlı mikrofon arkaya. Merhabalar, hoş merhaba. Geldiniz. Sağ ol. Sizin bu startup'ınıza nasıl destek buldunuz? Buradan gelecek girişimcilere nasıl bir fikir verirsiniz? Evet, bu çok güzel bir soru. Çok soruyorlar. Bu benim inancım. Ve ben şeye bakıyorum, örnek ve yapılabilme ihtimaline bakıyorum. Tamam mı? Türkiye'den Amerika'ya gitmiş, başarılı olmuş startup kaç tane var? Ben bilmiyorum abi. Sinemera vardı, Rıfat geçenlerde kapattı abi. Udemy vardı, Series C'ye kadar geldi, şirketten çıktı. Ben çok severim Eren'i bu arada. Başarılı Türkiye'den startup'ın Amerika'ya gitmiş başarılı firma var mı? Yok abi. Demek ki path bu değil, yol bu değil. Ne başarılı, adam oraya gitmiş, orada bir firmada çalışmış, oranın kültürünü anlamış. Yani oranın kültürü o kadar, yani Amerikalı adam gelip burada iş yapabilir mi ya? Benim eşim yürüyemiyor sokakta yani. Tamam, mesela yabancı misafirlerim olurdu benim Türkiye'de. Adam sokakta yürüyemiyordu, lan ne aptal herifler bunlar derdim. Şimdi ben oraya gittim, kaldırımlar o kadar düz ki. Yani beyinde omurgaya atıyorsun yürümeyi yani. Burada yürürken dikkat ediyorsun. Mosmor iki kere çarptım dün yani. Şimdi o zaman bu ne demek? Sen bu zekala oraya gideceksin, bir iki sene orayı öğrenmen lazım. Oranın insanı nasıl davranıyor, oranın insanı nasıl hareket ediyor. Çünkü kültür o kadar farklı ki. Yani buradan gidecek girişimci için benim önerim, abi ben bugün bunu yapardım. Yani geriye dönüp baktığımda herhalde asla pişman değilim hayatımın hiçbir saniyesinden. Ama bugün başlasam öyle yapardım. Orada girerdim ve bakıyorsunuz başarılı firmalara bakıyorsunuz. Adam oraya gitmiş, önce bir mühendis olmuş ya da önce bir işe girmiş. O konuyu öğrenmiş, arkadaş edinmiş. Demiş ki ben 5 sene sonra startup kuracağım. Ona göre hayatını hazırlamış ve kendi işini yapmış yani.
Çünkü buranın kafa mantığıyla bu neye benziyor biliyor musun? Ben çok basit bir örnek veriyorum. Türkiye'de dizi çok gelişmiş bir alan. İnanılmaz güzel filmlerimiz var. İnanılmaz dizilerimiz var. Abi Hollywood nere? Türkiye sineması nere yani? Arasında alaka yok yani. Sen şimdi istediğin kadar başarılı yönetmen ol burada. İstediğin kadar başarılı oyuncu ol. Abi Hollywood kafasında düşünebilir misin? Düşünemezsin. Ne zaman düşünebilirsin? Oraya gidiyorsun. Oranın kültürünü öğreniyorsun. Oradan sonra bir şeyler görmeye başlıyorsun. Yani olay buradan oraya gidebilmek, buradaki yapacağım işle oraya gidebilmek bu mümkün değil abi. Yani diyelim dedin ki ya ben yapacağım bunu abi, ne gerek var ki bu kadar zorluğa girmene yani. Ya orada çünkü olay ne biliyor musunuz? Amerikalı insanlar bizden daha kopyacı aslında. Herkes kopyalamak için soru soruyor. Sen nasıl yaptın? Sen ne yaptın? Sen nasıl yaptın? Adam onu alıyor, binlercesini toparlıyorlar, bir know-how oluyor. Ondan sonra adam o kopyalamayı, investor da böyle bakıyor. Sen investor'a gittiğin zaman kafada bunu düşünüyor. Ben buna benzer daha önceden ne yaptım? Buna benzer hangi yolları izledik ve bunu milyar dolara çıkarttık? Adam buna bakıyor yani. O yüzden de onu anlayabilmen için önce abi oranın kafasında düşünmeyi öğrenmek lazım. Şeyin cevabı bu yani. Hemen arkanda bir tane soru var. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Sizin gibi değerli bir insandan eyvallah, gerçekten eyvallah. Bu bilgileri elde etmek, hani bir rol model olarak görmek. Görmüyor rol model da. Çok ben çok başarısız bir insanım ha. Yani bu noktaya gelene kadar geçmişteki çoğu işlere fail diyorum ben yani. Hani dört kere fail etme yani, ilkinde tutturmaya çalış yani, tamam mı? Ya, sorum şu olacak, siz dediniz konuşmanızda, şöyle bir şey dediniz. Startuplara mail hani atmak dediniz. Beni bir şirketinize başvuran bir kişi olarak düşünseniz, ben de size bir mail attığımı düşünün. Nasıl böyle şeylere dikkat etmeliyim yani, nelere dikkat etmeliyim, nasıl bir mail atmalıyım? Bunlar evet, hakkında... evet. Şimdi bu da çok ilginç bir soru. Şimdi Amerika insanı gerçekten robotik. Tamam, bu ne demek biliyor musun? Herhangi bir paternine, ben bunu nerede yaşıyorum biliyor musun? Restorana gidiyorum. Adamın ilk sorduğu soru ne? Yani bütün restoranlar böyle çalışıyor abi Amerika'da. Şaka gibi, hepsi kopya, copy paste. Adam sana suyunu getirir. Sen suyu içmeye başlarsın. Adam sana ne içeceksin diye sorar. Sen ne içeceğini söylersin, işte iced tea ise onu getirir. Ondan sonra yemek siparişi verirsin. Ben oraya gidiyordum, yemek siparişi vermeye çalışıyorum, tamam mı? İlk, ha kilitleniyor herifler. Şimdi sen bu neye getiriyorsun? İnsanlar bir beklentisi var abi, herkesin. Çünkü bana mail attığında, benim gibi mail adam attığında benim aradığım kafada bir template var. Bir tema var, bir yapı şekli var. Sen o yapıda e-mail atmadığın anda bitti. Sıfır şansın var abi. Tamam mı? Çünkü oradaki her şey structured, yapısal. Tamam mı? Çünkü insanlar optimize. Mesela nedir? Bence ilk mail kime attığına göre değişir, hangi insana attığına göre değişir. Ben sizin startup'ı uzun zamandır takip ediyorum. Bu alanda çok heyecanlıyım. Evet, açılışı yaptım. Bana bir kere övdün, takip ediyorsun. Cool bir şey, eyvallah. O alanla ilgilisin. Ondan sonraki şey nedir? Ben bu alanda bunları 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 yaptım. Değil mi? Sonra altındaki paragraf, sizin bu yaptığınız bu konuda şu şu şunları yapabileceğime inanıyorum. Değil mi? Çünkü abi bana mail atıyorsun, şimdi stajyer herif mail atıyor, abi elinden tut. Ulan bana faydan ne? Değil mi? Ben şey miyim yani, Greenpeace miyim sana yardım edeyim yani? Daha çünkü insan orada kafası hep fayda üzerine çalışıyor. Yani mesela burada şey oluyor bazen, böyle havaalanından beni arkadaşım gelip alıyor, Amerikalı insanlar var, niye bu seni havaalanından aldı diyorlar. Anlamıyor adam yani, çünkü orada bizdeki gibi böyle bir yardımlaşma kültürü yok. Tamam mı? Herkes faydacı. Senin o yüzden o maila sana ne fayda verebilirim demezsen hiçbir yerde şansın yok. Ha, bu mailin nasıl yazacağının da en az, ben de 10 bin, sende 50 bin tane şeyi var yani, web sitesi var yani. How to send email for startups desen, adam abi sana şeyi veriyor yani, hangi metodolojiyle atacağını veriyor yani. İşte mesela action metodu var, ACTIO, işte ne bileyim, giriş, gelişme, sonuç var, şimdi adlarını hatırlamıyorum ama bunların metodolojisi, al o template'i değiştir, 500 kişiye at, ikisinden cevap gelecek zaten yani.
Matematiksel. Sizi bulmuşken ikinci bir soruyu sorabilir miyim? Efendim? İkinci bir soruyu sorabilir miyim? Tabii startup'a diyelim ki bir şekilde gittik diyelim, hani orada iş güvencesi nasıl, hani başarısız olduk biz de diyelim. Sorunu bir daha duyamadım. İş güvencesi mesela, orada bir başarısız olduk, hani tekrardan mı ülkeye döneceğiz? Aç kal abi, iş güvencesi ne demek? Bu da bizim, bu bizim analarımızın babalarımızın verdiği bir şey. Çünkü bizim analarımız babalarımız bizim başarılı, mesela niye doktor yapıyor? Konu komşuya hava atsın diye abi. Senin iyiliğin için kimse seni doktor yapmıyor, mühendis yapmıyor. Konu komşuya hava atmak için yapıyor, tamam mı? İş güvencesi diye bir kavram yok abi orada. Aç kal ne olacak ki? Steve Jobs ne diyor? Stay foolish, stay hungry diyor yani. Ne iş güvenliği yani? Kim sana, bizim böyle bir şeyimiz var. Bir güven hissetme duygumuz var garip bir şekilde yani. Abi orada iş güvenliği yok. Ertesi gün atıyorsun insanı. Ertesi gün atılıyorsun. Bu kadar basit ya. Kötüysen atıl zaten yani. Anlatabiliyor muyum? İyi olsan. Ya yani orada iş güvenliği diye bir kavram yok. Sıfır. Teşekkür ederim. Neden olsun ki? Bir de yani. Abi şimdi şirket demek, şirket corporation'ın amacı kar etmektir. O adamın bylaw'unda, bir Türkiye'de şey mi artık, tüzelinde ya da şirket sözleşmesinde şey yok ki, ben insanlara güvence vereceğim, insanların mutluluğu için çalışacağım yazmıyor ki kimse. Şey nedir? Profit yapacağım. Profit de eğer sen kötüysen atılacaksın. Bu kadar yani. Zaten Silikon Vadisi insan 2 senede bir iş değiştiriyor. Ne güvencesi? Zaten ilk inşallah atılırsın, bir sonraki işe daha yüksek maaşla girersin yani. Anladın mı? İş güvencesi yok. Yani şu var. Şirketlerde 401K denen bir kavram var. Bence mükemmel bir sistem bu. Bireysel yani emeklilik diye bir kavram var. Emeklilikte genelde yılda 8.000 dolar koyuyorsun emeklilik hesabına. 20 seneyle çarptığın zaman güzel bir para ediyor ve o faiz eklendiği zaman Amerika borsasına yatırım yapılıyor o parayla. Yani bu, inanılmaz bir destek sistemi var. Borsa ve emekli maaşları toplanıyor bir arada. Genelde insanlar 401'in varsa genelde 1 milyonla falan emekli oluyorsun. Eğer Amerika tabii iyi giderse, ki gidiyor genelde. Yani o zaman ne güvencen yani? Çoğu insanın, kimisi Apple gibi şirketler bunun %100'ünü ödüyor. Kimi şirketler bunun yanında 3-4 tane daha ödüyorlar. Yani baktığın zaman çoğu insan emekli olduğu zaman cebinde 1-1,5 milyon dolar parası oluyor. Teşekkür ederim. Ve bu kötü bir adamsan bu arada. Ha. Yani ortalama bu yani. Tamam. Ben teşekkür ederim. Ülkemizde de çokça konuşulan bir konu. Evet. Bizde de 20 yıl sonra, 30 yıl sonra da Kaliforniya'da olduğu gibi İstanbul'da, Ankara'da bir Silikon Vadisi olabilir mi? Konunun uzmanı olarak soruyorum. Ne dersiniz? Türkiye'de de bir Silikon Vadisi olabilir mi? Ya şimdi sen bir şeyi kopyaladığın zaman zaten followersın ya. Kopyalık değil tabii ki. Yani zaten kaybettim bence. Yani tabii Türkiye'de niye Silikon Vadisi, başka bir şey kur yani. Tabii başka bir şey de olabilir. Anladın tabii başka ki. Bir şey kur. Yani bizim insanımızın Silikon Vadisi Amerika'da bile başka yerde yok ki. Ya bak Amerika'daki adam başka yerde Silikon Vadisi kuramıyor. Los Angeles'ta bir tane firma var, Snapchat. Gece gündüz onunla övünüyorlar ve Silikon Beach diyorlar onlar orada. Yani şey, Silikon Kumsalı diyorlar, tamam mı? Ya Los Angeles'la Silikon Vadisi arası 4 saat. 5 saat arabayla, uçakla 1 saat. Adam orada kuramıyor ya. Anlatabiliyor muyum? O yüzden, çünkü o şeye benziyor biliyor musun? Türkiye'de ananas yetiştirmeye benziyor doğal ortamda. O gerçekten, yani bu neye benziyor? Ben Hollywood kurayım. Ya sen Hollywood kuramazsın burada. Ama dizimi, dünya çaplı bir dizi yapayım, bunun merkezi olsun dersin ve bütün dünyaya dizi ihraç eden bir sistem kuralım. Dizi vadisi olsun, Kurtlar Vadisi gibi yani, tamam mı? Hani onu yapabilirsin bence. Son 5 dakika, tamam. Öğle arasına da çıkıyoruz ama öğle kalmak isteyenler soru sorabilir. Ya o yüzden onun yerine bence daha büyük imkanlar var Türkiye'de. Yani Silikon Vadisi'nden alabileceğimiz, öğreneceğimiz şeyler var mı? Tabii ki var. Ama neyi görüyoruz biz Türkiye'de? Ya ben bunu anlamıyorum yani. Türkiye gibi bir ülkede zamanında İsviçre kanunları kopyalanmış. Ya bizim insanımızın İsviçre kanunları sistemiyle ne alakası var yani?
Hiçbir alakası yok. Üniversitede okudum ben, Koç Üniversitesi'nde. Ya adam MIT'nin eğitim sistemini almış, copy paste yapmış yani. Bu ülkeye adam mı yetiştiriyor? Sıfır yani. Şimdi o yüzden bence ilk soru Silikon Vadisi'nden daha iyi. Ben havaalanına indim buraya. İlk defa çok güzel havaalanı yapmışlar. Dev bir havaalanı yapmışlar. Çok müthiş bir başarı. Ama ne, mesela önümde iki tane İngiliz var. Şey dediler, herhalde Osmanlı ile ilgili bir şeyler göreceğiz. İnşallah, ya inşallah değil mi? Sevindiler böyle. Çünkü amaç en büyük havaalanını yapmak olmuş yani. Onun yerine deseler ki Türk kültürünü anlatan havaalanı yapalım deselerdi. Türk kültürü yapılan. O zaman da Dolmabahçe saraylardan daha güzel olurdu orası yani. Şimdi bence kafa olarak Silikon Vadisi kurmak yerine bizim memlekete uygun nasıl bir hub kurabiliriz? Ve bu hub nasıl olur da bütün insanlar bunu destekler, üniversiteler, eğitim kurumları, insanlar, ondan sonra bu ortaya çıkıyor yani. Ya bulunmayan bir şey tabii ki. Mesela milli otomobil üretmekten bahsediyoruz. Ama Ford yıllar önce üretilmiş mesela. Bir kitapta okumuştum. Ve de bitti yani. Yani şimdi elektrikli araba yapıyorlar. Sen you already lost yani. Başka bir şey yap yani. Büyüklerimiz de ondan bahsediyoruz. Efendim? Bu konu çok konuşulduğu için böyle teknoloji evet. Yapın. Biz çünkü şeyi seviyoruz. Yapın. Trend seviyoruz ya biz. Güzel oluyor ya. Bizim insanımız kopyalamayı seviyor. Bize böyle Avrupalı olmak, Amerikalı olmaya çalıştırılıyor yani, tamam mı? Ya niye bunu yapasın ki yani? Biz o yüzden Silikon Vadisi cool ya, hadi kopyalayalım seni. Ya bence çok yanlış bir mantık bu yani. Kimseyi kopyalamamak lazım, onlardan daha iyi yapmaya çalışmak lazım. Çünkü o sadece orada olmuş yani, tamam. Başka soru? Teşekkür ederim. Devam. Son soru olsa olur mu? Sonra şey yapalım. Nasıl isterseniz. Süper. Çok teşekkür ederim deneyimlerinizi aktardığınız için. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdi ben de şey merak ediyorum. Bu startuplarda yani bir kişi bir startup'ı bir firmayı kurduğu zaman yönetici olarak neye dikkat etmesi lazım? Mesela şey dediniz, mesela herkesin kendi alanında bir şeyleri biliyor olması. Fakat mesela bir yönetici işin iyi gidip gitmediğini, yani mesela sonuçta bir raporlama alıyor. O işlerin hani ona hakim değil, her şeyi biliyor mu olması gerekiyor yöneticinin? Evet. Özellikle startup'ın başlangıçta her şeyin hani doğum süreci gibi aslında. Bir hani çocuğun doğum süreci de çok zordur mesela. İlk çocuk mesela çok zordur. Buradaki süreçte bir yöneticinin özelliklerinin ne olması lazım? Elemanlarımızı nasıl seçmemiz lazım? Bununla ilgili... ya buradaki seçimle oradaki seçim çok farklı. Burada hiç unutmam, babam benim iyi bir üniversite mezunu, Türkiye'ye geliyor, diyor ki benim bütün genel müdürlerim kamyon şoförü diyor. Yani buradaki insan, bakıyorsun 500 firmaya, çoğu ilkokul mezunu adamların. Yani bu demek ki yani okuduysan zaten matematikte kaybettin yani, tamam mı? Yani burada insan sarnafı olmak önemli, tamam mı? Yani insan sarnafı olman lazım. Orada böyle bir şey gerek yok. Tamam mı? Yani eğer aradaki farkı soruyorsan, orada ben şunu seçiyorum. Seçtiğim adam konuyu benden daha iyi bilmesi lazım. Kesinlikle. Ve yanındaki adamdan da daha iyi bilmesini istiyoruz. Ve herkes herkesi bir konuda diğerinden daha iyi biliyor. Ve bunları beraber çalıştırmaya çalıştırtıyoruz. Ve araya da hiçbir zaman girmemeye çalışıyoruz. Tamam mı? Yani yapamıyorlar çoğu zaman. Yapmaları için de zorluyoruz. Tamam mı? Benim inancım bu. Benim tarzım bu. Ben diğer insanların daha iyi çalışması için çalışıyorum. Yani benim şirketteki görevim diğer ekibimdeki diğer arkadaşların, sen de çalışanlarımın daha iyi çalışması. Ya ben motivator'ım diyorum kendime yani. Şey falan demiyorum, happiness officer falan demiyorum ama yani çünkü sen etrafındaki insanlar ne kadar iyiyse sen o kadar iyi oluyorsun yani. Bir de şu var, bizim burada bir garip bir şey var, insanların hata yapmasına izin verilmiyor. Ve insanlar hata yaptığı zaman da ben hata yaptım pardon demiyor. Devamlı üste çıkmaya çalışıyor. Bizde o kültürü yok. Hata yaptıysa ben hata yaptım diyorsun, önüne bakıyorsun, bir daha yapma diyorsun. Ya adam mesela büyük startuplar var, database'i siliyor yanlışlıkla, işten atmıyorlar adamı yani. Facebook'ta bu kadar güvenlik açığı çıktı, orada yapılan insanları atmıyorlar işten yani. Hata insan yapar çünkü.
İnsan zaten hatayı, bütün biz bu noktaya nasıl geldik insanoğlu? Hata yaparak yani. Herif her şeyi yanlışlıkla bulduk. Işığı bile yanlışlıkla buldu insanoğlu yani, tamam mı? Ya bugüne kadar inovasyonun koşulu hata yapmaktı yani. Burada onu yapmıyorlar yani. Hani yöneticinin bence hataları da kabul edip insan sarnafı olup diğer insanların gelişmesini sağlayıp o insanların kendi bildiğinden daha iyi olmasına çalışmak lazım. Anca o zaman oluyor yani. Teşekkür ederim. Ama Türkiye'de güven olmadığı için herif biraz ilerlerse gidiyor zaten herif. Ya da başka bir şey yapıyor. Orada o yok işte. Yani sen adamı eğitsen, adam sana söz veriyor. Ben bir sene kalacağım derse bir sene kalıyor. İki sene kalacağım derse iki sene kalıyor yani. Burada o olmadığı için sen sürekli bir dramayla onu yönetmen gerekiyor ne yazık ki yani. Tamam, var mı böyle deli gibi yanan var mı sorusu için? Yoksa bitirelim. Tamam, yok. Var mı? Yok. Süper. Deli gibi yanan olsa bir şey demeyecektim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık sağ abi. Olsun. Yani aslında bizim Ömer abiyle yeni nesil kafasında çok güzel buraya anlatmaya çalıştığımız şeyleri sen oradan getirmiş oldun. Çok aslında güzel kanalımız. Biz de şey yaptık. Evet işte bunu diyoruz. Biz de şey olduk yani öyle dinledik. Sağ olasın. Bir de şey örneği teşekkür vereceğim. Ederim. Eyvallah. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Minik sağ duyurularım var. Bir çok fazla startup var dışarıda. Hepsi bugün için bir şeyler yapmış. Onlardan da haberler geliyor. Onların hepsini teker teker söyleyemiyorum burada ama o yüzden bir gezin lütfen hepsini. Kim ne yapıyor, ne diyor bir görün. Blind ID'den şimdi bir mesaj gelmişti. Lütfen dışarıda bir gezin. 13 çeyrek 13.20 gibi başlıyoruz. Lütfen burada olmaya çalışın. Onun dışında mutlu olun yani genel olarak.